Bakın bu ülkenin başbakanına defaatle diktatör yakışmasını, yakıştırmasını yapan bir muhalefet var. Diktatör ifadesini kullanan kişiler var. Karşımda şu anda bulunuyor. Tayyip Erdoğan diktatör olacak, sen meydanlarda dolaşacaksın, öyle mi? Diktatörün olduğu bir ülke de bunu yapamaz. Ama bu tür yakıştırmalarla ülkenin huzurunu bozarsınız. Milletin huzurunu bozarsınız. Önce ağzınızdan çıkanı kulaklarınızın duyması lazım. Ve bütün bu toplumsal huzur ve adalet duygusu kadar bütün bunlar tabii ki iş dünyamızı da rahatsız ediyor. Bir olarak, birlikte olarak bu sorunları çözmemiz, aşmamız lazım. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimleri hepimizin gündemindeki konular arasında. Ne diyor başkan? Sivil bir cumhurbaşkanı diyor. Sen nesin? Sivil değil misin? Hadi aday ol. Ben de sivilim. Sayın Demirel sivil değil miydi? Turgut Özal sivil değil miydi? Sayın Sezer sivil değil miydi? Siz siville neyi ifade ediyorsunuz? Hala apoletli arıyorsanız o ayrı bir mesele. Ama eğer sivil arıyorsanız kusura bakmayın. Biz demokratik parlamenter sistem içerisinde sivil milli iradeyi temsil edenleriz. Bunu göreceğiz. Ve bundan da hiçbir zaman gocunmayacağız. Bir siyasi parti başkanını da aday gösterir. İçinden herhangi bir arkadaşını da aday gösterir. Nitekim işte biz en son olarak Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ü aday gösterir. Dışişleri Bakanımızdı. Ve o da işte sivildi. Ve bütün engellemelere rağmen seçildi. Ve 7 yıldır bu işi yürütüyor başarıyla. Şimdi bu dönemde de ilk defa millet kendi cumhurbaşkanını seçecek ve milletin seçtiği cumhurbaşkanına da hep birlikte saygı duymak zorundayız, saygı duyacağız. Uzaktan bakıldığında bu tablo CHP'nin tarihi boyunca ülkeye verdiği zararların uzun listesini de hatırlatan ibretlik bir görüntüdür. Yakından bakıldığında ise aynı durum ülkenin ve milletin geleceği adına endişeye kapılmamıza yol açan bir vehamet tablosudur. Halbuki biz muhalefetle ülkenin önüne çıkardığı engellerin değil, millete kazandıracağımız eserlerin, hizmetlerin, yatırımların atışmasını yapmak kavgasını vermek isterdik. Mesela biz Kanal İstanbul dedik. Onların İstanbul için çok daha büyük, çok daha cazip bir proje önermesini beklerdik. Mesela biz 3. Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü dedik ve yaptık. Onlardan çok daha iddialı projeler ortaya koymalarını beklerdik. Mesela biz şehir hastaneleri dedik. Hiçbir vatandaşımız sağlık sigortası sisteminin dışında kalmayacak dedik. Sağlık hizmetleri ücretsiz ve kaliteli olacak dedik. Onlardan çok daha ilerisini duymak isterdik. Mesela biz ihracatı her ay yeni rekorlarla ileri taşıdık. Üretimi artırdık. Sanayi geliştirdik. Savunma sanayinde ülkemizi marka haline getirdik. Onlardan çok daha çarpıcı projeler ortaya koymalarını umardık. Mesela biz her şehrimize üniversite kazandırdık. İlk ve orta öğretimde okulları baştan aşağı yeniledik. Öğretmen kadrosunu güçlendirdik. Onlardan çok daha fazlasını taahhüt etmelerini beklerdik. Bu örnekleri her alana teşmil etmek mümkündür. Peki ne oldu? Karşımızda sadece oyundaki mızıkçı çocuklar gibi yaptırmayız da yaptırmayız demekten başka laf da bilmeyen, proje de üretemeyen bir CHP bulduk. İşte bunun için diyoruz ki
Biz 19 yıldır kendi kendimizle yarışıyoruz. Karşımızda bizimle demokrasi ve özgürlüklerde olduğu gibi eserde, hizmette, projede yarışacak kimse olmadığı için çıtayı sürekli kendi elimizde yukarıya taşıyoruz. Kanal İstanbul'da bu örneklerden biridir. Türkiye bugüne kadar bunca esere, bunca hizmete nasıl CHP'ye rağmen sahip olmuşsa Kanal İstanbul projesine de aynı şekilde kavuşacaktır. Dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul, Boğaz trafiği ve depreme hazırlık gibi sorunlarının çözümüne ciddi katkı sağlayacak bu projeyi şehrin geleceğini kurtaracak bir eser olarak görüyoruz. Biz burada sadece bir kanal inşa etmekle kalmıyor. Aynı zamanda İstanbul'a ve ülkemize limanıyla, ihracatımızı, hayat alanlarıyla insanımızı rahatlatacak yeni bir nefes borusu açıyoruz. Proje hazırlık aşaması bilimin ve tekniğin ışığında titizlikle tamamlanan Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini atarak bu abide eseri ülkemize kazandırmak için Bismillah dedik. Altyapı deplase çalışmalarının ardından kanalın kazısına da süratle başlıyoruz. Kanalın her iki tarafında inşa edilecek toplamda 500 bin kişilik şehirler, İstanbul'a ilave nüfus getirme değil, depreme hazırlık için kentsel dönüşüm çalışmalarında yaşanan sıkışıklığı giderme amaçlıdır. Ekranları başında bizi izleyen milletime özellikle sesleniyorum. Çünkü CHP ve yandaşlarının özellikle bu yalan kampanyalarına, bu yalan terörüne aldanmamak gerekir. Bu bakımdan da özellikle şu anlatacaklarımı aziz milletimin dikkatle takibini rica ediyorum. Uzunluğu 45 kilometre. Taban genişliği, değerli kardeşlerim, en dar yerinde 275 metre. Derinliği 20,75 metre olan Kanal İstanbul'un şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hedefimiz bu projeyi 6 yıl içinde tamamlayarak hizmete sunmaktır. Türkiye'ye 19 yıldır kazandırdığımız eser ve hizmetleri bu dünya çapında projeyle taçlandıracağımıza inanıyoruz.